Koronavirüsler büyük bir virüs ailesidir. Bir genetik materyali, zarfı ve protein yapısında çıkıntıları bulunur. Virüsün şeklen bir kral tacına benzemesi nedeniyle bu virüs grubu adlandırılırken Latince'de taç anlamına gelen korona ifadesi kullanılmıştır. Koronavirüsler solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapar. Solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatüreye neden olur. Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyreder. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açar. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü gelmektedir. Yeni koronavirüs ise 2019'da Çin'de yeni bir tür olarak belirlenmiştir. Bir grup insanda zatüreye neden olan bu hastalık ilk defa Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan kişiler virüsü aile üyelerine ve gittikleri sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarına taşıdılar. Hastalık ilk başta Çin'le sınırlı kalsa da kısa süre içinde dünyanın bazı ülkelerinde yeni koronavirüs enfeksiyonu görülmeye başlamıştır. Yeni koronavirüsün hızla değiştiği göz önüne alındığında bu virüsle ilgili bilgiler de değişebilir. Koronavirüsle ilgili güvenilir güncel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Belirtiler hafif veya şiddetli seyredebilir. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatüre, böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Hastalığın tanısı nasıl konulur? Hastalık, PCR veya polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir testle belirlenebilir. Bu test, virüsün genetik parmak izinin laboratuvar ortamında belirlenmesi esasına dayanır. Destekleyici bakım, iyileşmede önemli bir faktördür. Hastalığın aşısı yoktur, fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız, evde dinlenmeniz önemlidir. Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, nefes alma güçlüğü çekiyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeli, seyahat geçmişinizle ilgili bilgiyi sağlık çalışanlarıyla paylaşmalısınız. Bulaşma nasıl meydana gelir? Genel kanı, virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığıdır. Yeni koronavirüs enfeksiyonu açısından risk altında bulunan kişiler, hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanlarıdır. Yeni koronavirüsün bulaşması nasıl önlenebilir? Hastalığın yoğun olduğu bölge, bugün için belli bir coğrafyayla sınırlıdır. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmama açısından önemlidir. Bu kurallar içinde şunlar sayılabilir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmı kullanılmalıdır. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılmalıdır. Hayvanlarla temastan sonra eller yıkanmalıdır. Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Peki bu virüs nereden geldi? Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunur ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir, bu şekilde yayılabilir. İnsanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlıdır. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün ise mis kedilerinden bulaştığı bilinmektedir. Fakat yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanamamıştır.